Arkadaşlar ben Berk, Fallen kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir Discord savaşları videosu ile karşınızdayım. Bir tarafta Midye, bir tarafta Kokoreçler olmak üzere iki takım eşleşti. Mavi tarafta Midye takımını görüyorsunuz, kırmızı tarafta da Kokoreç takımını görüyorsunuz. Gayet güzel isimler de hoş oldu açıkçası. Midye, Kokoreç iki tarafın da hoşuna gitti. Kırmızı takım bu arada direkt nehrin alt tarafını pinklemeye falan başladı. Draven bu arada çok kötü bir yerde yakalanmış olabilir. Gelen Lux Q'su muhtemelen burada hayatta kalamayacak. Ve Draven'ın düştüğünü göreceğiz. Sıçra da kullandı ama o taraftan kapatan bir Mastery onun hemen icabına baktı. Takım komplarını değerlendirecek olursak üst koridorda kırmızı takımın, pardon, mavi takımın Irelia'sı olduğunu, kırmızı takımın da Poppy'si olduğunu görüyoruz. Hemen şunu da yukarıya doğru koyalım. Muhtemelen Poppy üst koridordadır. Lux'ı da destek olarak göreceğimizi düşünüyorum. Şunları da şu şekilde yaparsak daha hoş olacak. Bu arada destek rolünde Pyke varmış, orta koridora Lux'u yollamayı tercih etmişler. Poppy hemen üst koridora gitti. Skorun alınmasıyla birlikte oradan bir tek pay çıkartamayan Pyke olmuş. Maalesef o da pozisyona yetişemediği için öyle bir durum oldu. Ses kısmında birazcık sıkıntımız var. Sesi arttıralım. Tamam. Sinyal seslerimiz nasıl? Tamam. Şöyle bir bakalım. Mavi takımın alt koridorunda Draven ve Thresh ikilisi varken kırmızı takımın alt koridorunda Jinx ve Pyke ikilisi var. Açıkçası güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum Jinx ve Pyke ikilisinin. Ama koridor aşamasında Thresh ve Draven ikilisi erken oyunda çok kuvvetli karakterler oldukları için bir anda oyunu domine edip bir baskı kurabilirler ve çok fazla skor çıkartmaları durumunda late game'de kırmızı takımın işini oldukça zorlaştıracaklardır. O yüzden mümkün olduğunca skor çıkartmalı ve erken oyunu domine etmeleri gerekiyor. Tabi Draven'ın çift spell'inin olmadığını unutmayalım. Bu ona büyük sıkıntı yaratacaktır. Bu arada Thresh'ten süper bir hook tuttu. Artçı şokunun da patlamasıyla birlikte bayağı bir hasar bıraktı. Yalnız Pyke de orada Thresh'in üzerinde neredeyse %70, %60 arasında bir hasar bıraktı. Koridorda da ufak ufak takaslar devam ediyor. Orta koridorda Ahri diye isim geldi. Lux ve Akali matchup'u var. Akali'nin biliyorsunuz gelen değişikliklerle birlikte çok fazla güçsüzleştirildiğini biliyoruz. Ama yine de oynanabilir durumda, karakteri nasıl oynadığınıza bağlı sıkıntı çekiyor haliyle. Artık o kitle kontrolü de yok ultisinden gelen. O yüzden de birazcık daha dikkatli oynanması gerekiyor. Garanti bir skor çıkartılmak isteniyorsa şayet. Şunların da yerini değiştirelim de. Dengeli bir matchup izleniyor. Ormancılar şu an kendi jungle'larına dönüyorlar. Hecarim Gromp'unu alırken Mastery de şu an üst koridora doğru koşuyor kendi kırmızı güçlendirmesini aldıktan sonra. Hecarim'in üzerinde tutuştur olduğunu unutmayalım. 1v1'de Hecarim bu çok güçlü konuma getiriyor. Özellikle Mastery'nin o W'süyle gelen iyileştirmesini kesebilir. Bu arada Irelia bir baskın yedi. Irelia'nın şu an sıçrası da duruyor. Mastery hemen kırmızı güçlendirmesiyle birlikte orada bir şeyler yapmaya çalıştı. Master burada çok fazla hasar yedi ama hayatta kalmayı da başardı. Irelia sıçrasını daha erken atabilirdi orada pozisyondan kendisini kurtarmak için. Maalesef geç gelen bir sıçra orada ölümüne neden oldu. Kıyamadı muhtemelen o da sıçrasına. Pyke bu arada süper bir hook tutturdu orada Thresh'e. Thresh yalnız Jinx'i çok güzel yakaladı. Burada Jinx'in düştüğünü göreceğiz. Muhtemelen Jinx şifasını da kullandı. Arka tarafa bir teleport geldi Poppy'den. Bakalım yeterli olacak mı? Draven hemen Fener'e bastı ama burada Thresh'in öldüğünü de görebiliriz. Pyke burada hook'unu yakalamaya çalıştı ama çok kötü bir hook kullandı orada. Draven üzerine bir tutuştur geldi. Draven'ın burada düştüğünü göreceğiz. Arka tarafa gelen geç bir teleport maalesef yeterli olmayacak. Buradan bir şeyler çıkmayacak muhtemelen. Irelia'nın bu sefer üstüne gitmek istediler. Burada savaş devam mı edecek? Pyke'ın canı şu an çok dolu. E'si ile birlikte çok güzel sersemletti burada. Can barları bayağı bir azaldı. Şu an kırmızı takım burada bir savaş arayabilir. Vazgeçtiler. Hecarim bu sefer ormanda yakalandı. Akali de oraya yetişince bir şeyler olacak mı? Maalesef. Burada çok güzel avladılar. Yalnız Akali burada savaşı istiyor. Şu an 3 kişi oldular. Burada savaş devam edecek. Thresh'ten bir hook görecek miyiz? Lux hemen sıçrasını attı. Arka taraftan da kırmızı takım onları kapatmaya çalışıyor. Thresh'in şu an hook'u da yok. Manası da kalmadı. Akali'nin burada düştüğünü göreceğiz muhtemelen. Mavi takım kendisini kurtarmayı başardı ama Akali maalesef çok içeride kaldığı için ölümüyle sonuçlandı. Şu an Master 3-0 başladı oyuna. Puffin'in 2-0-2 olduğunu unutmayalım. Yani kırmızı takım çok fazla domine ediyor şu an oyunu. Ve 2K'da altın olarak üstünlükleri var. Bunu korumaya devam ettikleri sürece oyunu kazanmaları aşikar.
Jinx de üzerine iki tane hançer tercihinde bulunmuş. Poppy ilk base ile birlikte hem Bombing'in alevini tamamladı, hem çizmesini aldı, hem de üzerine bir tane dokuma zırhı aldı. Çok güzel bir başlangıç yaptı. Irelia'nın artık koridorda şansı çok çok az. Erken safa iyi geçirmek ister biliyorsunuz Irelia. Ama Poppy hem counter pick'i hem de bunun yanı sıra bu kadar güçlenmiş Poppy'ye karşı Irelia oynamak cidden güç olacaktır. Draven da bu arada üzerine bir vampir ağası almış. Birazcık daha can çalması var. İlk etapta Kanasuslamış'ını bitirmek istiyor diye tahmin ediyorum. Kanasuslamış'ı bittikten sonra rahat edecek ama karşı takımda iki tane tutuştur. Onun işini büyük ölçüde zorlaştırır. Ve kitle kontrolü bakımından da güçlü bir kompozisyonu var kırmızı takımın. Irelia'dan kaçan bir E yeteneği. Bu arada 2 level fark var. Poppy şu an Irelia'nın üstüne gitse muhtemelen çok rahat bir baskı kuracaktır ki şu anda hem Bombing'in alevi hem yetenek kitiyle birlikte çok fazla hasar bırakıyor. Devam etmek istedi Poppy orada. Savaş hemen duruldu. Minyon olarak Akali bir 8-9 minyon geride. Bu açıyı kapatması lazım ama rotasyon yapmak istiyor. Şu an iki kişi birlikte Poppy'yi kesebilirler bilmiyorum. Hecarim de bot lane'deymiş. Üst tarafta olaylar duruldu. Thresh'ten bir hook denemesi maalesef. Şu an Mastery çok büyük bir tehdit bu arada. Daha şimdi base'ini atıyor. Üzerine ne kadar parası var bilmiyoruz. Ama bayağı bir eşya tamamlayacaktır. Direkt gidip çarpını tamamladı. Aynen öyle. Çarpını direkt gidip tamamladı. Kemik zırhını aldı Akali orada. Bu arada koridor değişikliği yapmışlar. Akali üst koridoru aldılar. Bu arada Thresh'ten bir hook tuttuğunu görüyoruz. Bu arada pozisyon devam etmeyecek. Akali şu an Poppy'yi birazcık da olsa darlıyor en azından. Irelia'nın da orta koridorda Lux'a karşı eğer bir şeyler yaptığını görürsek mavi takım belki burada bir avantaj elde edip üstünleşebilir. Çünkü erken oyunlarını dediğim gibi iyi geçirmesi gereken bir takım var. Ve erken oyunu iyi geçiremezlerse çok fazla sıkıntı yaşarlar. Thresh'ten bir hook. Pyke burada 4 level kalmış. Thresh'le aralarında bir level fark var. Şu an nehirde de görüşler var iki takımın. Hani oradan kolay kolay birisi geçemeyecek. Mastery rahat bir şekilde bot lane'e baskın atamayabilir. Gerçi mavi takımın sadece bir tane pink ward'ı var. O da üçlü çalısında. İrelia bu arada güzel kaçtı. Şu an Master'ın nereye gittiğini görmüş olmaları lazım. Farm olarak bu arada Draven 10 CS üstünleşmiş. Üzerinde de bir tane skoru var bu arada Draven'ın. Aradan yine bir tane skor çıkartmayı başarmış. Bu arada Lux direkt tutuşturma attı. Çok fazla hasar. Çok çok fazla hasar Irelia'nın üzerinde birikti. Irelia'nın buna yapabilecek bir şey de yoktu. Gelen tutuşturla birlikte Lux direkt Irelia'yı orada tekledi. Cidden Lux'ın ne kadar büyük bir tehdit olduğunu orta koridorda bir kez daha görmüş oluyoruz. Ama top lane'de Poppy o avantajı kayıp mı diyecekken Akali'nin üzerinde bıraktığı hasara bakar mısınız? Akali duvara çok yakın oynadı. Bu yüzden de Poppy hemen cezasını kesti. Poppy şu an 7 level. Tekrar yapacağı bir combo ile birlikte Akali'yi orada kesebilir. Akali'nin üzerine gitmek istiyor şu an. Sıçrası var mı Poppy'nin? Sıçrası mevcut. Sıçrası ile muhtemelen bir şeyler yapacaktı ama Akali alacakaranlık perdesiyle oradan kurtuldu. Bu arada direkt Poppy agresif bir oyun sergiledi. Kulenin altında kaldı. Bakalım devam edecek mi? Akali son bir vuruş daha yapamadı. Sıçrasını attı ve ultisiyle birlikte o son vuruşta yapmayı başardı. Poppy bir anda üstünlüğünü Akali'ye kaptırmış oldu maalesef. Bu arada Mastery'den bir bot lane baskını. Thresh çok güzel bir hook attı. Orada kurtulacaklar muhtemelen. Draven da güzel doşladı orada Pyke'ın yetenek atışlarını. Ama Jinx'in kapanına yakalandı. Bu arada arka tarafta Mastery'yi düşecek mi? Arka tarafta Mastery'nin düştüğünü göreceğiz muhtemelen. Draven'dan güzel bir ulti. Birebir çok güzel bir takas. Burada Jinx'ten büyük bir hata. Jinx'in de düştüğünü gördük. Draven üzerine giden bir iki skor. Bakalım Hecarim burada Pyke'ı yakalayabilecek mi? Pyke burada kendisini kurtarmayı başardı. Hecarim'in de ultisini aldılar. Fakat bu Draven'ı güçlendiren bir hamle oldu. Jinx'in fazla agresif davranması kule altına. Bunun yanı sıra Mastery'nin orada son vuruşu yapaması. Pyke'ın tutuşturuyla birlikte Draven'ı kesemesi gibi gibi durumlar burada mavi takımın büyük ölçüde işine yaradı. Ve Draven şu an çok fazla altında base'e gidiyor. Çok fazla altında. Pyke o Draven'ı gördü. Burada bir savaş çıkacak mı? Hemen duruldu. Bu arada Hecarim'in şu an ormanda olduğunun farkındalar. Onun üzerine gitmek isteyebilirler. Hecarim şu an kendisini çıkartacak bir durum bulmalı. Mastery'nin hemen Gromp'una çöktü. Ormanına geri dönecektir. Şu an iki ormancı arasında da bir level fark var. Yani
Çok da şey yapmamak lazım. Draven base'ini atamadı ama üzerine çift güçlendirmesi var. Pyke onu çok güzel yakaladı. Sıçrasını atmak zorunda kaldı Pyke. Draven'ın şu an can çalması çok fazla. Üzerinde kırmızı güçlendirmesi olduğu için savaşmak isteyecekler mi? Jinx orada bir son vuruş yapmak istedi ama yeterli olmadı. Pyke'ın ultisine düştüğünü gördük. Master Yi burada düştü. Lux arkada Hecarim skorunu aldı. Şu an takaslar hep 2'ye 2 olmaya başladı. Mavi takım ufak ufak oyuna geri dönüyor. Akali buradan çıkabilir diye tahmin ediyorum. Poppy onu bayağı darladı. Birazcık farm farkı var Akali'nin. O açığı kapatırsa rahat edecektir. Poppy üzerine ninja tabii tamamlamış. Şu an Akali'nin otomatik vuruşları onu pek fazla etkilemiyor ama yine de bayağı bir yetenek hasarı yiyecektir. Şu an bir dive görebiliriz Poppy'den derken öyle de oldu. Ama kuleden 2 hit yedi. Bu arada agresif bir oyun Akali'den ve kurtulamadı. Oraya kadar gitmesine gerek yoktu aslında. Kendisini güzel kurtarmıştı. Can barı azdı. Hani Poppy bir dive girişiminde daha bulunsaydı, Alacakaranlık perdesiyle birlikte o zaman bir şeyler yapmaya çalışsaydı daha mantıklı olurdu. Bu arada Hecarim Mastery'yi yakaladı mı? Şu an çok fazla hasar bırakıldı. İki tarafta birbiri üzerine çarplarını kullandı. Thresh'ten muhteşem bir hook ve Master Yi'nin düştüğünü görüyoruz burada. Orta koridorda da Irelia'nın can barı çok azalmış. Lux'tan yiyeceği tek bir combo muhtemelen ölümüyle sonuçlanmasına neden olabilir ki Lux'ın şu an ultisi de duruyor. Mavi takım da hemen burada Blue Ejder'ini kendi hanesine yazdıracak. Bu Ejder çok değerli mavi takım için. Hem Hecarim'leri var hem Akali'leri hem de Thresh adına. Çok çok iyi olacaktır bu Ejder. Draven bu arada kanı susamışını bitirmiş ve birazdan çizmesini de tamamlayacak. Orta koridora bu arada baskın atmak istiyorlar. Hecarim oraya güzel geldi. Güzel kapattılar. Bakalım kesebilecekler mi? Arka tarafa gelen pop teleportu. Çok güzel bir sıçra geldi ama yeterli olmadı. O otomatik vuruş hasarı neydi öyle? O otomatik vuruş hasarı neydi? Hecarim kesemeyecek muhtemelen Lux'ı. Hemen Thresh fenerine basıp kurtuldu. Oraya gelen bir Jinx ultisi de bayağı bir hasar yemelerine neden oldu yalnız. Pyke buradan geliyor bu defa. Güzel bir Pyke ultisi. Thresh'in de burada düştüğünü göreceğiz. Muhtemelen Pyke tarafından kesecektir o da. Çift güçlendirmesi olan Pyke. Hiç affetmediler. İki tane skor almayı başardı. Pyke da bu arada oyuna çok güzel tutunuyor. 3-0-2 olmuş durumda. Bayağı bir kuvvetli. Hemen kırmızı güçlendirmeyi de çöktü Poppy. Poppy valla teleportlarını çok güzel kullanıyor. Harita rotasyonu çok güzel yapıyor. Bu arada Akali çok kötü bir yerde yakalandı. Kaçma şansı pek fazla yok gibi duruyor. Yakalayabilecek mi bakalım Lux'ı? Lux'ı kesmek istedi. Üzerine de gelen tutuşturla birlikte onun da düştüğünü gördük. Draven skorunu isteyecekler mi? Pyke'dan kaçan bir hook görüyoruz burada. Devam etmek istiyorlar. Poppy şu an çok tank. Yine de o dive'ı atamadılar ama Master Yi gelirse bot lane'de 4 kişi olacaklar. Gerçi mavi takım da hemen burayı kapattı ama o kuleyi vermek istemiyorlardır. Şu an Hecarim arkada bekliyor. Ultisi henüz gelmedi Hecarim'in. Poppy bu arada avlamak için Draven'ı alt tarafta bekliyor. Çok kötü bir yerde kaldı Draven. Onu hayatta tutabilecekler mi bakalım. Şifasını kullanmak zorunda kaldı Draven. Bir iki otomatik vuruş yaparsa kanı susamış ile birlikte can barını dolduracak ama yapamadı. Yapmasına izin vermediler. Hecarim tutuştuğunda Poppy üzerine kullandı. Thresh arka tarafı tanklamaya çalıştı. Yeterli olmadı. Master da burada Hecarim'in düşmesini sağlayacak. Aynen öyle. Hecarim de düştü. Arka tarafa Irelia teleportu geldi. Bakalım Irelia burada bir şeyler yapacak mı? Pyke skorunu aldı. Arkasından bir Master Yi skoru daha aldı. Eğer Jinx de keserse burada çok rahat edecek. Q'su orada dönmüş müydü bilmiyorum ama son bir Q daha atsaydı muhtemelen Jinx'i de öldürebilirdi. Bir minyon otomatik vuruşu Jinx'in ölmesine sebep olabilirdi burada. Irelia orada mavi güçlendirmeyle birlikte aslına bakarsanız çok da güzel. Bekleme süresini azalma kazanmıştı. Dedim belki son bir Q daha gelir ve Jinx'i de düşürür. Üçlü 3 alırlar ve Irelia da oyuna döner dedim. Ama şu an yine gene bu iki skor Irelia'nın çok fazla işine yarayacaktır. Ama şöyle bir baktığımızda Poppy 6-1-5 olmuş durumda 11 skor katkısı var. Ve üçlü kuvvetini tamamladı. Üzerine bir de gün ateşi pelerini tamamlayacak. Peşinden Lux'a bakıyorsunuz 3-0-3 olmuş durumda. Çok fazla güçlü ve üzerinde Luden'in feryadı var. Yani karşıda bir tehdit olarak Draven gözükebilir ama Lux'tan gelecek bir yetenek atışı veya takım arkadaşlarının tutturacağı bir kitle kontrolüyle birlikte Lux'ın direkt Draven'ı sildiğini görebilirsiniz. İki support da birbirini gördü orada. Thresh'i hook'unu tutturamadı ama tuttursaydı muhtemelen Draven'la birlikte keseceklerdi. Bu arada Poppy'den agresif bir oyun Akali üzerine. Burada takas devam edecek diye tahmin ediyorum. Akali'ye o kadar fazla hasar bırakıyor ki. Üçlü kuvvet o kadar fazla güçlendiriyor ki. Bu arada Master Yi'nin orada olduğunu gördüler. Poppy muhtemelen burada bir dive deneyecek. Sıçrası da var. Akali'nin de çift spell'i olduğunu unutmayalım. Poppy
Aynen, direkt girer girmez orada yok etti. Burada Thresh'in de düştüğünü görecek miyiz? Hecarim bu arada top lane'e gitmiş. Thresh orada Master Yi'yi çok güzel tutmayı başardı. Irelia bakalım kesmesi yeterli olacak mı? Yeterli olmadı. Irelia'nın da düştüğünü göreceğiz burada. Irelia'yı da kestiler. Şu an kırmızı takım çok büyük bir baskı kurmuş durumda. Aradaki altın farkı 5K'lara ulaştı. Ve bu saatten sonra mavi takımın işi çok zor. Midyeler feci bir şekilde şu an hezimete uğruyorlar. Hani bir oyun başına toparladılar gibi oldu. Skor 9-6'ya geldi falan. Draven üzerine çok fazla skor almıştı. Bu arada Jinx'ten gelen bir yavaşlatma tutmadı ama Pyke'ın Q'su çok güzel tutuyor. Draven'ın sıçrasını almayı başardılar. Jinx ultisi maalesef. Arka tarafta yalnız bir Master Yi var. Şu an Draven onun orada olduğunu farkında mı? Şimdi gördüler Master Yi'yi. Master Yi bu arada o skoru almak istiyor. Draven'ın dahil olması lazım. Draven aslında şu an çok güçlü ama yeterli olmadı. Maalesef Master Yi skoru da alınamadı. Akali bu arada yakalamış olabilir Poppy'yi. Dikkat etmesi lazım. Bu arada Poppy'den güzel bir sıçra. Bakalım Akali burada bir şeyler yapabilecek mi? Akali'nin şu an sıçrası da var. Çok güzel yakaladı. Ama arka tarafta da Lux'u kesmeyi başardı. Bu arada Hecarim bot lane'e gelmiş. Jinx skoru da alındı. Burada muhtemelen Pyke'ın da düştüğünü göreceğiz. Hecarim şu an tanklaşıyor ama arkada bir Master Yi var. Master Yi'yi şu an gördü Hecarim. Irelia da geliyor o tarafa. Bakalım neler olacak. Irelia ile birlikte muhtemelen burada iki tane skor alacaklardır diye tahmin ediyorum. Irelia'dan güzel bir ulti. Master Yi'nin düştüğünü gördük. Ama Pyke oradan kendisini kurtarmayı başardı. Şimdi sıradaki ejder Alev ejderi iki tarafta bunun için bir savaş arayacaktır. Yarı yarıya bir skor farkı var hala kapatılması gereken. Ama hatalar yapılıyor. Bu hatalar devam ettiği sürece mavi takımın kazanma şansı da artıyor. Yani Akali 1v1'de hala Poppy'yi kesebiliyorsa bu büyük başarı. Bu arada Thresh oraya kafa atacak. Lux'tan kaçan bir Q gördük. Orada yalnız Hecarim'in desteğe gelmesi lazım Thresh'e. Çok fazla can barını kaybetti. Hecarim'den güzel bir ulti. Poppy'yi orada Lux'u orada korkutmayı başardılar. Lux'un üzerine son bir vuruş. Yeterli olmadı. Çok geç geldi o son vuruş. Lux orada son otomatik vuruşunu bile yapmayı başardı ve kestiler. Irelia'nın burada düştüğünü göreceğiz. Arkadan bir Jinx ultisi geldi. Draven'ın burada hayatta kalma şansı çok zayıf. Poppy bütün pozisyonlara dahil oluyor. Ve burada Alev Ejder'ini de alacaklar. Orada çok cesurca davrandılar. Yani Thresh o çalıya kafa atmadan önce bir çalının kontrolünü almalıydı. Almadığı için de onu direkt cezalandırdılar orada. Thresh, o hamleyi neden yaptın Thresh? Kendisini çok kötü bir pozisyona soktu Thresh. Bu arada Poppy hemen top lane'e teleportunu atıyor. Yürüye yürüye gelmiş bot lane'e teleportunu bile kullanmadan. Ve şimdi gelip kulesinde savunmaya devam edecek. Oldukça büyük minyon farkı açmış durumda. Haritanın her yerine rotasyon yapmasına rağmen farm olarak da gayet iyi durumda. Gün ateşini de bitirdi şu an. Bu arada Jinx'in de üzerine fırtına biçenini bitirdiğini görüyoruz. Peşinden de muhtemelen bir statik veya bombardıman alacaktır. Draven da bu arada ebedisine doğru ilerliyor ama herhangi bir saldırı hızı eşyası yok çizmesi dışında. O da ona biraz sorun yaratabilir. Bu arada 3 kişi birden top lane'e doğru geliyor. Top lane'de 4 kişi olacaklar. Akali'nin dikkat etmesi lazım. Onların geldiklerini henüz görmedi. Master Yi orada yan yengeci kesiyor. Top lane'e gelen bir Pyke. Akali buradan kurtulur muhtemelen. Arkasında kulesi yok ama güzel. Pyke'in Q'suna da yakalanmadı. Yalnız arka taraftan gelen Master Yi orada direkt Akali'nin skorunun alınmasını sağladı. 4 kişi birden burada Akali skorunu aldıktan sonra şu an Baron pinklenmeye başladı. Pardon, Alamet pinklenmeye başladı. Yalnız Jinx bot lane'de tek başına. Hecarim de arkadan geliyor. Jinx skorunun burada alındığını göreceğiz. Thresh çok fazla tanklamış olabilir kuleyi. Jinx skoru The Draven'ın hanesine yazıldı. Burada kuleyi de çıkartmak isteyecekler ama top lane'de de bir alamet alınıyor. Alamet de muhtemelen top lane'i açıp oradan top 2 kulesini de alabilirler. Bu arada bot 2'ye devam etmek istiyor herhalde mavi takım. Alamet biraz geç düştü. Lux şu an base'ini atıyor. Peşinden Poppy de gidecek ama burada kuleyi savunabilecekler mi bakalım. Arka taraftan Pyke orayı kapatmaya çalışacak. Draven şu an çok güçlü durumda. Muhtemelen base ile birlikte ebedisini tamamlamış olarak gelecek. Vazgeçtiler kuleyi almaktan. Hemen geriye doğru çıkacaklar. O çalının içinde base atmak istemediler Pyke'ı görünce. Draven şu an hem 30 CS üstün hem üzerinde 5 skoru var. Hani Jinx'in 11 asisti pek fazla önem arz etmiyor ama Draven için bu farmlar çok çok daha değerli. Biliyorsunuz stack kasıyor. O stackler
ve karşında aldığı skorla birlikte daha fazla altın kazanmasını sağlıyor. Şu an ebedisini tamamlayamadı maalesef ama bir kazma ile bir hançer almayı başardı. Saldırı hızını birazcık daha katladı. Bu arada Poppy'yi burada yakaladılar. Bakalım Charp ile Yakarim orada hemen mavi güçlendirmeyi çöktü. Burada kesebilecekler mi? Poppy'nin üzerine bir tutuştur geldi. Arka taraftan Master Yi'yi kapatmaya çalışıyor. İrelia'yı düşürdüler orta koridorda. Akali hemen agresif bir şekilde gitti Poppy'nin üzerine. Bakalım kesebilecekler mi? Poppy çok fazla kalkan kazandı. Yeterli olacak mı o son vuruş? Poppy düştü. Hecarim'den güzel bir ulti ama yeterli değil. Master Yi çok hızlı koşuyor. Draven ultisiyle birlikte Jinx skorunu almak istedi. Pardon, Lux skorunu almak istedi. O da yetmedi. Burada Thresh'in de düştüğünü göreceğiz muhtemelen. Kırmızı takım çok güzel kapanıyor. Takım olarak birbirlerini çok güzel takip ediyorlar. Yani haritada birbirlerini takip etmeleri sonucunda da savaşları güzel kazanıyorlar. Şu an Baron'un da kendi hanelerini yazacaklar. Baron'u oldukça hızlı düşürüyorlar. Baron'un canı şu an bayağı bir azaldı. 3 kalları da doğru. Draven'ın ultisi yok. Hani doğsa dahi zaten buraya yetişemeyecekti. Baron da hemen kırmızı takımın hanesine yazıldı. 19 skor katkılı bir Poppy. 17 skor katkılı bir Jinx. Hani haritada aksiyonlar genelde bot lane tarafında oldu. Ve Poppy bu pozisyonların çoğuna dahil oldu. Yani baktığınız her pozisyonun 3'te 2'sinde Poppy vardı neredeyse. Ve savaşları kazanmalarını sağladı bu durumda. Her ne kadar çift teleportla oynasa da mavi takım maalesef teleport etkisini o kadar fazla gösteremediler. Bakalım Hecarim orta koridorda bir şeyler yapmak istiyor. Jinx sağlayabilecekler mi? Ama Lux Q'suna yakalandı ve direkt teklendi. Hecarim'in üzerinde en ufak maalesef büyü direnci yok. Birazcık daha armor'a yatırım yaptığı için Lux'ın da hasarını tahmin edemedi. Lux şu an hiçlik deneyini de tamamlamış. Bakalım Thresh düşecek mi? Draven henüz o can yakıcı hasarını vurmaya başlamadı. Pyke bu arada Q'suyla Draven'ı denemek istiyor. Master Yi arka tarafta ultisini bastı. Master hemen mahvolmuşunu kullandı orada Thresh'in üzerine. Thresh skoru alındı. Bakalım Master Yi düşecek mi? Bir Q'sunu fırlattı. Yeterli olacak mı? Draven arkada skor aldı. Arka tarafta da Lux'ın ve Pyke ultisiyle gelen pozisyonun galibi yine kırmızı takım oluyor. Bu arada Poppy de bot lane'i pushluyor. Bot 2'yi alacak neredeyse ve bot 2'yi de çıkartmayı başardı. Şu an gerçekten mavi takımın takımca toplu bir şekilde oynaması lazım. Eğer bunu yapmazlarsa sıkıntı. Bu arada Lux Q'su eğer orada gelmiş olsaydı muhtemelen Lux ultisi ile birlikte orada bir de Akali skorun alındığını görecektik. Alametli bot lane'de açıldığı için oradan inhibitor kulesine kadar vurmayı başardı Poppy. Akali yalnız arka taraftan kapatıyor. O Poppy'yi kesemeyecekler. Poppy çok fazla tank. Üzerine bir tane daha dev kemeri almış. Armor kasmaya devam ediyor. Thresh'ten kaçan bir Hook. Burada yakalandı mı Poppy? Yoksa Poppy'yi mi kesecekler? Lux'ın yetenek atışları orada maalesef kaçtı. Thresh'in düştüğünü göreceğiz. Lux'dan bu arada 4 kişilik bir ulti. Burada Thresh çok güzel hayatta kalmaya başardı. Poppy'yi kestiler. Draven'a gitti Poppy skoru. Yalnız arkada Jinx Hecarim skorunu almayı başarmış ve sırada da bir ne ejderimiz var? Bulut ejderimiz var. Bu arada Irelia çok kötü yakalandı. Kaçamayacak da. Şu an Akali bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hemen sıçrasıyla birlikte kendisini pozisyondan dışarı attı. Pyke'un ultisi vardı çünkü bir ulti daha yese Pyke orada onu da kesecekti. Koşuyor hala. Akali skorunu bırakmak istemiyor. Sıçrasıyla birlikte bir şeyler yapmak istedi ama yeterli değil. Pyke'dan gelen bir ulti ve tutuştur. Maalesef burada düşmesine neden oldu. Şu an bu arada kırmızı takım hemen bulut ejderini de kendi hanesine yazdırdı. Bunu mavi takımı bırakmak istemezler. Hecarim iki kat daha hızlı koşsun veya Thresh rahat bir şekilde pozisyon bulsun istemezler. Draven bu arada ebedisini tamamlamış. Şu an muhtemelen statini veya bombardımanını da tamamlayacak. Kırmızı güçlendirmede olduğunu gördüler Master Yi'nin. Üzerine gidecekler mi? Thresh'ten kaçan bir yok. Draven bu arada çok can yakıyor ve skoru da almayı başardı. Şu an bu arada kırmızı takımın görüşlerini haritada görebiliyorsunuz. Haritanın her yerinde görüşleri var. Görüş skoru konusunda maalesef bir tık zayıf kalmış mavi takım. Aslında gene güzel totemle oynamışlar. Hani Thresh ile Pyke'ın arasındaki görüş skoru kendini belli ediyor ama yeterli değil. Bu arada Pyke de koruyucusunu tamamlamış. Thresh'i burada avlamak istediler. Thresh tek başına kaldı pozisyonda. Draven arkadan vurmaya çalışıyor. Yeterli değil. Bu arada Hecarim arkadan çok güzel kapattı. Skoru çıkartmayı başardılar. Hecarim ayakta kalırken Jinx'in de Thresh'i düşürdüğünü gördük. Poppy de bu arada inatla bot lane'i pushlamaya devam ediyor. 3 kişi birden bot lane'e doğru koşacaklar. Irelia orada tek başına yakalanırsa eğer kaçma şansı yok. Irelia'dan güzel bir ulti gördük ama Poppy şu an alt tarafta dayanabilecek mi? Draven da pozisyona dahil oldu. Draven ufak ufak vurduyor
keseceklerdi muhtemelen. Irelia bu arada alabilecek mi Lux skorunu? Q'su dönmedi maalesef. Poppy de burada kendi sıçrasıyla birlikte herhalde. Aynen kendi sıçrasıyla birlikte pozisyondan kendisini çok güzel atmış. 3 kişinin arasından cidden kendisini kurtarmayı başarmış. Orada Hecarim'i orada gördüler. Hecarim'in sanıyorum kaçma şansı yok. Ultisi hala var. Güzel kurtardı kendisini. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Poppy orada dar alanda yakalandı. Draven yetişir mi? Yetmedi. Haritadaki görüşlerin temizlenmesi gerekiyor. Baron'un gelmesine de çok kısa bir zaman kaldı. Eğer mavi takım Baron'u almayı başarırsa en azından kule olarak belki rahat edebilirler. Birazcık daha oyunu soğutabilir, eşya olarak üstünleşmeye çalışabilir veya dengeye getirmeye çalışabilirler. O sayede oyunu toparlarlar. Ama eğer Baron'u kaptırırlarsa ikinci Baron çok daha güçlü olacağı için şanslarını çok çok düşürürler. Irelia bu arada Master Yi'den kaçmaya çalışıyor. Master'ın şu an hareket hızı çok daha fazla. Mahvolmuş da olduğunu unutmayalım. Ve kırmızı güçlendirmesi de var. Poppy şimdi top lane'i aynı şekilde puşlamaya devam ediyor. Top'taki ikinci kuleyi almak isteyecektir. Akali bu arada agresif bir şekilde Master'in üzerine gitti ama Master'i kendisini orada geri çıkarmak istedi. Lux ultisinin Hecarim üzerinde bıraktığı hasara bakar mısınız? Hecarim direkt çivili zırh tamamlamayı tercih etmiş. Jinx ultisi de orada. Ön tarafta Thresh tarafından sanıyorum absorbe edildi. Thresh bu arada Solaris'ini tamamlamış. Peşinden de Şövalye'nin adağı alacaktır. Draven'ı birazcık daha korurlarsa Draven onlara oyunu taşıtabilir. Ama önden düşmesi gereken bir Lux ve önden düşmesi gereken yine bir Pyke var. Pyke'ın skor katkısı 23'lere ulaşmış. Şu an en fazla skor katkısı ondan. Bu arada Jinx de çok can yakıyor. Üçüncü eşyasını tamamlamış. Master bu arada çok kötü bir yerde yakalanmış olabilir. Son anda çok güzel Q kullandı. Draven'ı düşürmeyi başardılar. Burada Hecarim'in de düştüğünü görebiliriz. Poppy o kadar tank ki eritemiyorlar. Bakalım Irelia bir şeyler yapılacak mı? Irelia'yı bu sefer duvara mıhlamayı başardı. Jinx orada bir skor daha aldı. Thresh skorunu da çıkartabilecekler mi? Thresh'in üzerine vurmaya devam ediyor. Jinx bir skor daha çıkardı. Poppy düşmedi. Ve bot 2'yi de almayı başardılar. Bir skor da alabilecek mi Jinx? O skoru alsaydı muhtemelen tutunurdu. Onu da alamadı. Akali de Jinx'i hemen orada kule altında kesmeyi başardı. Ufak ufak minyonlara vurulmaya devam ediyor. Burada top 2 istiyorlar. Bu arada Pyke çok güzel yakaladı Akali'yi. Gelen bir Lux ultisi hemen orada onun da düştüğünü gördük. Pyke muhtemelen pozisyondan kaçacaktır. Hecarim bu arada yine iki kişinin arasında kaldı. Tutuşturunu kullandı. Lux'tan gelen güzel bir Q. Bir de E'sini patlattı orada. Üzerine de gelen bir tutuştur. Burada Hecarim'in de düştüğünü göreceğiz. Evet. Lux'un skor katkısı 24'lere ulaştı. Pyke'ın 27 skor katkısı var. 47 skorun 27'sinde bulunan bir Pyke. Oldukça fazla skor katkısı. Bu arada Draven'dan güzel bir sıçra. Direkt 1K'yı hanesine yazdırmayı başardı. Orada Pyke'ın üzerine gidemedi. Pyke'ın koruyucusunu da almaları lazım bir yandan. Poppy de bot lane'de inhibitörü hiç affetmemiş. Direkt inhibitörü de aldı. Draven bu arada bombardıman tamamlamış. Gidecekler mi Poppy üzerine? Kaçan bir Hook. Bu arada Master Yi hemen orada Ejderha Pit'ine doğru gidiyor. İkinci alev ejderini hanelerine yazdıracaklar. O alev ejderiyle birlikte çok çok daha güçlenebilirler. Bu arada Master Yi de Guin sosunu tamamlamış. Lux Rabadon'unu bitirdi. Poppy üzerine ölü adamın zırhını almayı başardı. Irelia da Tiamat ile şu an devam ediyor. Üzerine bir Starak çıkacak. Starak'ın tamamladıktan sonra Irelia da tanklaşacaktır. Akali şu an hiç puan tamamlayacak diye tahmin ediyorum. Üzerinde Hex'ini bitirmiş zaten. Hecarim de ufaktan Gargoyle ile gidiyor diye tahmin ediyorum. Yani üzerine bir Negatron pelerini almış ama bir de pırıltısı var. Pırıltısını üçlüye tamamlamak isteyecektir. Bu arada Draven bir ulti kullandı orada. Baron Pit'ini görebilmek adına. Ama yerlerini göstermiş oldular. Akali bu arada çok dikkat etmeli. İki kişi şu an orada onu kapatabilir. Pyke şu an 1v1'de çok güçlü bir durumda. Bu arada Lux çok güzel yakaladı Draven'ı. Direkt yok oldu. Orada işte görüşlerinin olması direkt Draven skorunun gelmesini sağladı. Poppy şu an bot lane'i pushlarken kırmızı takımda rahat bir şekilde 4 kişi Baron'u alacaklar. Poppy'yi de tek başına kesmeleri pek kolay değil. O yüzden Poppy burada istediği gibi koridoru tutabilecek. Bir de şimdi tahmin ediyorum ki ruh gömleğine doğru gidiyor. O da geldikten sonra bu defa Akali de ona vuramamaya başlayacak.
şu haliyle bile Akalyon'a çok zor vuruyor. Ve hani Poppy'yi eritebilecek herhangi bir eşyaya da sahip değiller henüz. Drayvun'u da statik alacak. Statiği bittikten sonra belki bir şeyler yapabilirler ama dediğim gibi Drayvun'un korunmaya ihtiyacı var. Şu an Pyke bot lane'e doğru gidiyor. Oradaki bütün görüşleri tamamladı. Drakları sayesinde temizledi. Bu arada Poppy'ye bakar mısınız? 3 kişiye nasıl kafa tutuyor? Şu an Master Draven'ı gördü ama Draven da bayağı bir hasar bırakmaya başlamış. Tahmin ettiğiniz üzere yani zaten eğer oyun hani bir 5 dakika daha uzarsa Draven çok kuvvetlenecek. Üzerine Hecarim de oyuna girecek. Yani Hecarim de kolay kolay ölmeyecek ve Irelia Stera'nı bitirecek. O saatten sonra işler çok zorlaşabilir. Bu arada Pyke çok güzel yakaladı Akali'yi. Akali'nin can barını ne kadar kaybettiğini görebiliyorsunuz. Bakalım ufak ufak orta koridor inhibitor kulesini istiyorlar. Draven bir ulti salladı orta koridora doğru. Birazcık geri püskürtebilmek adına ama baron güçlendirmeleri falan var. Burayı kolay kolay bırakmayacaktır kırmızı takım. Hemen ufak ufak inhibitora vuruluyor. Poppy o sırada top lane'i puşluyor. Bu arada Master'dan agresif bir oyun. Orada skor almak istiyor. Hecarim skorunu çıkartmayı başardı Jinx. Arkada yalnız Master çok kötü yakalandı. Master birazcık daha geç düştü. Jinx bu arada burayı toplayabilecek mi? Çok fazla hasar bırakıyor Jinx. Ama Akali orada yeterli olmadı. Maalesef kırmızı güçlendirmeyi düştüğünü gördük. Jinx düştü 3'üne attı. Burada Irelia'yı da kesecekler. Irelia da düştü. 4'te 4 atan bir Jinx. Burada muhtemelen Nexus kulelerini de alacaklar ve oyunun bittiğini göreceğiz. Hızlı bir şekilde kuleleri indiriyorlar. Buradan da Kokoreç takımının oyunu başarıyla kazandıklarını söyleyebiliriz. Gelen zaten güçlendirilmiş minyonlar burada oyunu bitireceklerdir. Güzel ve keyifli bir oyun oldu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.